Seminerimizin ilk bölümünde bir sunum üzerinden kısaca Adams programından bahsedeceğiz. Daha sonra arayüzü göstermek amacıyla Adams üzerinden basit bir kütle yay modeli oluşturacağız. Seminer boyunca sessiz olarak bulunacaksınız. Sormak istediğiniz soruları chat bölümüne yazarsanız seminer sonunda oradan bakıp cevaplamaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle Adams nedir, neden kullanılır, ondan bahsedelim. Adams, dünya genelinde en yaygın kullanılan çoklu cisimler dinamiği çözücüsüdür. Görsel ve matematiksel olarak karmaşık mekanik sistemlerin tam hareket davranışını bilgisayarınızda gerçekçi bir şekilde simüle edebilirsiniz. Sanal prototipler oluşturmanıza imkan tanır ve bu prototipler üzerinden gerekli testleri gerçekleştirebilirsiniz. Adams, mekanik sistem modelinizi çözmek için sağlam bir çözüm motoru sağlar. Yazılım, modelinizi kontrol ederek kinematik, statik, yarı statik veya dinamik simülasyonları için hareket denklemlerini otomatik olarak oluşturur ve daha sonrasında bu denklemleri çözüme kavuşturur. Çözüm esnasında veya çözüm sonunda sisteminizi inceleyebilmeniz için grafik ve animasyonlar oluşturur. Adams View, kullanıcı arayüzü ile yani Adams Solver asıl çözücümüz, Adams View ise kullanıcı arayüzümüz. Yapabileceğiniz programın farklı konularda özelleşmiş modülleri de bulunmaktadır. Bu noktadan itibaren Adams'ın farklı modülleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak Adams Flex ve Adams Durability modüllerinden bahsedebiliriz. Adams View ortamında yaptığımız standart modellemeler rigid cisimlerden oluşmaktadır. Rigid cisimler herhangi bir etkinin altında şekil değiştirmeyen cisimlerdir. Adams Flex modülü esnek parçaların modelinize dahil edilmesini sağlar. Adams View arayüzünde esnek cisimleri oluşturabileceğiniz gibi farklı sonlu elemanlar yazılımlarından alacağınız model natural dosyaları ile modelinize dahil edip esnek parça modellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız sonlu elemanlar yazılımında parçanın eleman ağını tamamlayarak model analiz ile MNF yani Model Natural File dosyasını oluşturup Adams ortamına aktarmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra nonlineer modelleme ile alakalı Adams Markov simülasyonu oluşturabilirsiniz. Adams, sistemin mekanizma kısmını çözerken Mark, nonlineer yapısal kısmını çözerek size aynı anda bir çözüm sunacaktır. Adams Durability modülü ise dahil ettiğiniz bu esnek parçalar üzerinde stres değerlerini okumanızı sağlar. Elde edeceğiniz analiz datasıyla yorulma analizlerine de girdi oluşturabilirsiniz. Adams Vibration modülü, frekans etki alanı analizinde kullanarak Adams modellerinizin zorlanmış titreşimlerini incelemenize olanak tanır. Adams Vibration analizleri ile MVH çalışmaları için zemin oluşturabilirsiniz. Frekans düzleminde analize imkan tanırken sistem için model analiz yapmanızı da sağlar. Bir diğer modül olan Adams Control, hareket simülasyonu ve kontrol sistemi tasarımlarının multidisipliner olarak entegre etmenize yardımcı olacaktır. Easy Five veya MATLAB gibi yazılımlarla geliştirdiğiniz log diyagram modellerini entegre etmek için Adams modelinizi kullanabilirsiniz. Adams Mechatronic modülü ile modelinize kontrolcü ekleyebilirsiniz. Kontrol ve mekatronik modülleri sayesinde mekanik sistemin kontrolünü gerçekleştirerek kosimülasyonlarda koşturabilirsiniz. Adams'ın farklı programlarla haberleşebilmesi için FMI dediğimiz dinamik modelleri birbirine aktarmak için arayüz tanımlayan bir standarda sahip olan herhangi bir programdan yararlanabilirsiniz. Bir diğer bahsedeceğimiz modül ise Adams Insight modülü. Insight modülü tasarım iyileştirmesi için güçlü bir yardımcıdır. Çeşitli deney tasarımları yöntemleriyle çoklu simülasyonlar başlatarak çıktı hedeflerinizin duyarlılığını belirlemenize imkan tanır. Bu simülasyonların cevapları aynı zamanda Adams Insight ile değerlendirilebilir
ve geliştirmenize yardımcı olabilecek yanıt yüzeyi oluşturulabilir. Ayrıca Pareto diyagramları elde edilebilir. Tasarım deneyi çalışmalarını Excel veya HTML formatlarında dışarı aktarabilirsiniz. Bu sayede giriş parametreleriniz ile tasarım hedefleriniz arasındaki ilişkiyi görüntüleyebilir, tasarım iyileştirme çalışmalarınızı bu bilgiler ışığında geliştirebilirsiniz. Insight modülünün yanı sıra AdamsWeave arayüzünde de bu tip tasarım deneyi, tasarım çalışması ve optimizasyon çalışmalarınızı yapmaya olanak veren modüller bulunmaktadır. Adams Machinery modülü, standart makine elemanlarının simülasyon modeline dahil edilmesi için geliştirilmiş bir modüldür. Dişli, zincir, kasnak gibi makine elemanlarını ilgili bilgileri girerek modelinize kolayca dahil etmenizi sağlar. AdamsCar, Adams modülleri içinde en gelişmiş modüldür. AdamsCar, araç ve araç alt sistemlerinin eksiksiz oluşturularak işlevsel sanal prototiplerin hızlı bir şekilde oluşturulmasına ve test edilmesine olanak tanır. Oluşturulan araç modelleri çeşitli yol koşullarında kullanılabilir, test laboratuvarında veya test pistinde gerçekleştirilen testler sanal ortamda gerçekleştirilebilir. Gelişmiş araç ve araç alt sistem kütüphanesine sahip olan AdamsCar, aynı zamanda araç alt sistemleri ve simülasyon senaryoları için özelleştirilmiş bir arayüze sahiptir. Adams'la alakalı genel bilgileri verdiğimiz sunumumuz burada sona ermekte. Şimdi Adams ortamına geçip orada basit bir kütle yay modellemesiyle arayüzünden bahsedeceğiz. Adams ağaçlarımızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacağız. Şimdi yeni bir model oluşturarak Adams arayüzünü tanıtmaya başlayacağız. Bunun için New Model butonuna tıklıyorum. Model oluştururken model ismi, yer çekiminin nasıl modelleneceği, birimler ve çalışma alanımızı bizden girmemizi istiyor. Yer çekimi ve birimleri şu aşamada girebileceğiniz gibi modellemeyi yaparken de değiştirebilirsiniz. Burada çalışma alanımızı yani nerede çalışacağımızı belirleyebiliriz. Bu şekilde çalışma alanımı seçiyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta model ismi veya çalışma alanımda Türkçe karakter bulunmamasıdır. Eğer Türkçe karakter bulunursa bu bir hataya sebep olabilir ilerleyen kısımlarda. Onaylıyorum ve Adams ortamına geçiş yapıyorum. Adams ortamında üst kısımda bulunan sekmelerde modelleme unsurları bulunmaktadır. Sol kısımda ise model ağacı modelleme unsurlarını barındıracak şekilde bulunmaktadır. Ekledikçe bunların altında unsurlarımız görünecektir. Basit bir kütle yay modelinden bahsetmiştik. O yüzden ilk önce kütlemizi oluşturacağız. Kütleyi oluşturmak için burada katı oluşturma elemanlardan yararlanabiliriz. Solid elemanlar içerisinde sol üstteki box komutunu kullanacağım bunu yapmak için. Tıklıyorum. Burada box komutuyla alakalı ilk yapacağım seçenek, ilk seçmem gereken yer yeni bir parça mı yoksa diğer bir parçaya ekleme veya zemini oluşturulacak bir parça mı? Burada yeni bir parça oluşturmam gerekiyor. Çünkü farklı bir parçam yok ve zemine attığımız parça hareket bakımından kısıtlanacağı için
yeni bir parça olarak oluşturabilirim. Burada yükseklik, genişlik ve derinliği işaretlerseniz buraya gireceğiniz değerleri otomatik olarak oluşturacaktır. Herhangi bir yere bıraktığımda kutuyu oluşturmuş olacaktır. Ya da bunun yerine bunları seçmeyerek sürüklemeyle bu şekilde mouse'unuzu bir noktadan tutup diğer noktaya sürükleyerek de oluşturabilirsiniz. Kutuyu oluşturduktan sonra biraz kısa yollardan bahsedelim. Adams View ortamında kısa yolları arayüzde görmek için ground'un yani arkayı oluşturan zeminin boş bir yerinde sağ tıklamanız yeterlidir. Burada kısa yolların hangi işe yaradıkları belirtilmiş durumdadır. Birkaç uygulamasını gösterelim. Örneğin modelinizi döndürmek istediğinizde R tuşuna bir kere basarak mouse'la tutup modelinizi çevirebilirsiniz. Modelinizi ötelemek istediğinizde T tuşuna bir kere basıp mouse'la tutup modelinizi öteleyebilirsiniz. Modele yakınlaşmak veya uzaklaşmak istediğinizde Z tuşuna bir kere basıp yakınlaşabilir veya uzaklaşabilirsiniz. Herhangi bir konuma yaklaşmak istediğinizde, yani belli bir pencere doğrultusunda, şunun gibi bir pencere doğrultusunda yaklaşmak istediğinizde, W'ya basıp bir pencere oluşturmanız yeterli. Yaklaştıktan sonra geri çıkmak için pekala zoom out, yine Z komutunu kullanabilirsiniz. Ya da F tuşuna basıp modeli ekrana sığacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Burada kısa yolların arasında burada R'yi, T'yi ve F'yi kullandığımızı görebilirsiniz. Bir de üst kısımda front top right yani ön sağ üst görünüş için yine aynı tuşlar yer almaktadır. Fakat bunlar büyük harflerle yer almaktadır. Bu da demek oluyor ki Shift'le birlikte basarak bunları sağlayabiliriz. Shift F'ye bastığımda modelin ön görünüşüne otomatik olarak geçecektir. Shift T'ye bastığımda modelin üst görünüşüne geçecektir. Shift R'de ise modeli sağdan gösterecektir bize. Kısa yollar genel olarak bu şekilde bir yardım almanız gerektiğinde böyle boş bir alanda sağ tıklayarak buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde komutu seçip aynı çalışma prensibiyle gerçekleştirebilirsiniz. Arkada bulunan Working Grid'den biraz bahsedeyim. Bu sizin modelleme unsurlarınızı yerleştirmeniz için kolaylık sağlayan bir ara eleman. Working Grid üzerinde değişiklik istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bunun için üst kısımdaki sekmelerden Settings'e geliyorum. Burada Working Grid seçeneğine tıklıyorum. Ve Working Grid ile alakalı nitelendirmelerin olduğu pencereyi açıyorum. Burada istersek genişliğini ve yüksekliğini değiştirebiliriz. Bu şekilde değiştirmiş olduk. Biraz önceki ayar iyiydi. Bu şekilde bir Working Grid işimizi görecektir. İsterseniz bu noktaların arasını daha açarak ya da kapatarak seyrek ya da sık hale getirebilirsiniz. Bu şekilde veya bu şekilde. Burada başlangıçta standart bir birim sistemi seçmiştik. Yazdığımız sayının yanına herhangi bir birim koymaz isek otomatik olarak o birimi baz alacaktır. Başlangıçta MMKS yani milimetre kilogram saniye cinsini seçtiğimiz için yanına bir birim işareti simgesi koymadığında otomatik olarak milimetre alacaktır. Working Grid'i çalışma doğrultumda şu an en arkada bulunmakta. Oluşturduğum katı geometri Working Grid'de Z ekseninde ekstrüzyon halinde dışarı doğru oluşturulmuş durumda. Ben Working Grid'in konumunu değiştirmek istiyorum. Bu yüzden aynı kısma geliyorum. Settings, Working Grid ve burada Working Grid'in lokasyonunu ve oryantasyonunu değiştirebileceğiniz sekmeler mevcut. Set Location sekmesine tıkladığımda pick diyorum ve
Working Grid'i istediğim markırı seçerek o noktaya taşıyorum. Bu şekilde onayladığımda ve çevirdiğimde eskiden en arkada olan Working Grid şu an parçaya ortalanmış durumda. Kütlemizi şu an bu şekilde oluşturmuş durumdayız. Ne demiştik? Kütle yay sistemiydi. Şimdi yay sistemimizi oluşturacağız. Bunun için yukarıdaki modelleme unsurlarından force'u kullanacağız. Fakat bu force'u kullanmadan önce bir yardımcı eleman oluşturalım. Bu yardımcı eleman bizim yayın tutacağı iki noktadan birisi olacak. Yayımızın bir tanesini bu kütlemizin merkezine bağlarken, bir ucunu kütlenin merkezine bağlarken, diğer ucunu farklı bir noktada zemine bağlamamız gerekmektedir. Zeminin üzerinde oluşturacağımız bir nokta veya bir lokal koordinat sistemi işimizi görecektir. Bunun için Construction sekmesindeki marker yani işaretleyiciyi kullanacağız. Marker'a tıklıyorum. Bu bir lokal koordinat sistemidir. Aynı zamanda modellemenizde lokasyon ve oryantasyon bilgisi saklayarak model unsurlarınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Burada ilk kısımda nereye ekleneceği ile alakalı bilgi sormaktadır. Zemine tutturmak istediğimiz için bunu at the ground olarak bırakıyoruz. Orientation kısmında ise bu lokal koordinat sisteminin oryantasyonunun nasıl olacağını seçmemizi istiyor. Burada istersek bunu değiştirebiliriz. Şu an için gerek yok bizim çalışmamızda. Daha sonra istediğim bir noktaya tıkladığımda otomatik olarak markerımı oluşturacaktır. Veya bunun yerine sizin belirli bir konumunuz varsa, yani yayı bağlayacağınız sabit bir yeriniz varsa, bunu herhangi bir noktaya tıklayarak değil, gridin üzerinde sağ tıklayarak location event'i açarak koordinat girerek de yapabilirsiniz. Örneğin grid'e göre yani çalışma gridime göre 0 400 0 koordinatına bir marker oluşturmasını istiyorum. Apply dediğimde otomatik olarak buraya marker'ı oluşturmuş durumda. Şimdi artık yayımı oluşturabilirim. Yayım bağlayacağım iki noktada belirlenmiş durumda. Yay oluşturmak için buradaki sekmelerden force sekmesine geliyorum. Burada farklı kuvvet unsurları bulunmakta, dinamik unsurlar bulunmakta. Bunlardan istediğimi seçip modelime entegre edebilirim. Burada esnek bağlantı elemanları arasında translational spring yani yayım var. Bunu seçiyorum. Ve sol kısımda bana nasıl oluşturacağımı söylüyor. İki tane nokta seçerek bunu oluşturacağım. Properties kısmında katılık ve sönümleme değerlerini istersen burada seçerek şimdi girebilirim. 5 ve 0,05 gibi. İstersem de daha sonra bunu düzenleyebilirim. Bu değerleri belirledikten sonra iki tane nokta seçmem gerekiyor. Bunun için herhangi bir yönerge çıkmıyor gibi görebilirsiniz. Ama böyle şeylerde sol alt kısmı takip ederseniz ekrana geldiğinizde Select the first point yani ilk noktayı seç komutunu görebilirsiniz. İlk noktayı seçtikten sonra bu komut Select the second point olarak değişecek. İkinci noktayı da seçiyorum ve yayımı, doğrusal yayımı oluşturmuş oluyor. Bu şekilde. Doğrusal yayım bir kuvvet unsuru olduğu için model ağacımda force sekmesinin altında görünecektir. Burada arzu ederseniz buna sağ tıklayıp modify deyip burada girdiğim değerleri tekrar değiştirebilirsiniz. Şu anlık buna ihtiyaç duymuyorum. Son olarak modelime bir de kinematik kısıtlayıcı eklemek istiyorum. Bu box geometrisi yani kütleme oluşturan geometri 6 serbestlik derecesine sahip uzayda çalıştığımız için. Ben bunu tek bir serbestlik derecesine indirmek istiyorum. O da Y yönündeki translational yani öteleme hareketi olacak. Bunun için Connectors sekmesine tıklıyorum modelleme bölümünde.
Connector sekmesinde farklı tipte kinematik kısıtlayıcılar mevcut. Jointler ideal bağlantı tiplerini oluşturacaktır. Primitivler ise geometrik olarak bağlantı elemanı oluşturmanızı yarar. Yani yine kinematik olarak kısıtlayacaktır. Burada prizmatik mafsal yani translational jointi seçiyorum. Tıklıyorum. Bu 3 dönme 2 öteleme hareketini sıfıra götürecektir. Kısıtlayacağım parçayı sadece belirleyeceğim bir yönde öteleme hareketi yapmasına izin verecektir. Burada Construction bölümünde bu jointi nasıl oluşturacağımı seçebilirim. Bu uygulama için Two Bodies One Location benim için uygun. Burada Pick Geometric Feature seçeneğinde ise hangi yönde serbestliğe izin vereceğimi seçmek istediğim için Pick Geometric Feature seçeneği burada kalıyor. Şimdi kütlemizi kısıtlamak için hangi iki parça arasında bağlantı kurabiliriz, kinematik kısıtlayıcı kurabiliriz? Kütlenin arkasındaki ground'a göre yani zemine göre sadece bir hareket yapmasını istiyorum. O yüzden ilk önce kütleyi seçiyorum. Sonra zemini seçiyorum, ground'u seçiyorum. Daha sonra bir uygulama noktası seçmem gerekiyor bu kinematik kısıtlayıcıyı oluşturmak için. Kütlemin merkezini seçiyorum. Ve en son olarak da bir adet vektör seçmemi istiyor. Bu vektör hangi yönde serbestliğe izin vereceğimi belirleyecek. Global yönde y eksenini, buradaki y eksenini gösteren herhangi bir vektörü seçebilirim. İstersen bunu kütlemin üzerindeki merkez markörü üzerinden seçebilirim ya da köşe markörü üzerinden seçebilirim. Fark etmez. Bu şekilde kinematik kısıtlayıcımı oluşturmuş oldum. Dikkat ederseniz bu kinematik kısıtlayıcı model ağacında connectors'ın altında bulunacaktır. Bunu silip yeniden oluşturmak istediğimde biraz önceki gibi sol alt kısmı takip edebilirim. Önce Select the First Body diyor. İlk body'mi seçtim. Daha sonra zeminimi seçeceğim çünkü Select the Second Body'ye geçti. Daha sonra Select the Location diyor. Yani bir uygulama noktası seçiyorum. Ve en sonda Direction Vector yani hangi yönde izin vereceğimi seçerek işlemi tamamlıyorum. Şu an sistemimizi oluşturduk. Artık simülasyon alabiliriz. Simülasyon almak için üst kısımdaki sekmelerden Simulation sekmesine tıklıyorum. Burada iki tip simülasyon çeşidi var. Birisi Interactive Simulation. Yani şu an kullanacağım bitiş süresi belirleyeceğim, bir adım sayısı belirleyeceğim simülasyon çeşidi. Diğeri Script Tip Simulation. Şu şekilde göstereyim. Bu kısımdan oluşturacağınız senaryoya göre simülasyonunuzu çalıştırmanızı sağlayacaktır. Şu an için interaktif simülasyon bizim işimizi görecektir. Bir bitiş süresi belirliyorum simülasyonum için. 2 saniye uygun olabilir. Bir adım sayısı belirliyorum. 100 adım olsun. Burada simülasyon tipi seçeneklerimiz var. Eğer simülasyon tipini default'ta bırakırsanız sistem yani Adams serbestlik sayısına göre, sistemin serbestlik sayısına göre otomatik olarak hangi tip bir simülasyon olduğunu anlayıp yani belirleyip ona göre bir çözüm yapacaktır. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Şu an için default'ta kalması uygundur. Simülasyon başlatma ekranına tıkladığımda bu şekilde simülasyonumu oynatabilirim. Burada alt kısımda Update Graphics Display seçeneği var. Eğer bu işaretliyse simülasyon koşturulurken aynı zamanda size grafik güncellemesiyle modelinizin ne durumda olduğunu gösterecektir. Karmaşık modeller için bu biraz bilgisayarınızı yavaşlatabilir ya da çok tercih edilmeyebilir. Bunu eğer kapatırsanız ve simülasyonunuzu koşturursanız bir grafik güncellemesi olmadan simülasyonunuzu tamamlayacak. Daha sonra isterseniz bu simülasyonun animasyonunu farklı çeşitlerde oynatabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi alt kısımda film şeridi gibi olan butona bastığınızda animasyon kontrol ekranının açılmasıdır.
Burada bastığınız zaman son oynattığınız simülasyonu veya istediğiniz analizi, animasyonu koşturabilirsiniz. Simülasyonumuzu aldık. Şimdi bir post prosesör ekranına geçelim. Orada grafik ve animasyonla alakalı neler olabileceğine bakalım. Bunun için Result sekmesine geliyorum ve post prosesör ekranını çalıştırıyorum. Post prosesör ekranı bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Sol üst bölümde plotting yazan kısma tıkladığınız zaman nasıl bir post processing yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Plotting, animation report vesaire. Biz plotting'de kalmasını istiyoruz. Şu an grafik çizdireceğiz. Alt kısımda grafiğinizi oluşturacak kaynakla alakalı bilgiler mevcut. Burada objeler seçili durumda. Result set'e de geçebilirsiniz. Şu an için objelerin kalması uygundur. Burada body, force veya constraint üzerinden yani kısıtlama, kuvvet elemanı ya da parça üzerinden istediğiniz grafikleri çıkartabilirsiniz. Dediğimiz gibi Adam sistemin tamamını çözer. Şu an için bunu bastığımda burada az sayıda nesne bulunmakta. Çünkü basit az unsuru olan bir model geliştirdik. Ama karmaşık modellerde burada çok fazla sayıda nesne oluşturulabilir. Onun için önceden ölçümler alarak burada o ölçümleri kullanmanız daha sağlıklı olabilir. Burada biz oluşturduğumuz kütlenin merkezini takip etmiş olalım. Yani CM position karakteristiğinde bir grafik almaya çalışalım. Component olarak da Y'yi seçebiliriz. Y ekseninde hareket ettiği için. Burada Add Curves dediğinde otomatik olarak grafiği çizdirecektir. Bu grafik üzerinde istersek noktaları okuyabiliriz. Hangi anda hangi değeri aldığını. Bunun için yukarıdaki artıya benzer Plot Tracking tool'una basıyorum. Ve grafiğim üstünde bunu gezdirerek hangi an hangi değeri aldığını sol üstteki bardan gözlemleyebilirim. Şimdi modelimize geri dönelim. Biraz önce karmaşık modeller için ölçüm oluşturma daha yararlı olabilir, daha rahat olabilir demiştik. Basit bir ölçüm oluşturalım. Parça üzerinden merkezini takip edecek bir ölçüm oluşturalım. Bunun için Body sekmesinde ilgili parçamızı buluyoruz. Parçamıza sağ tıklayarak Measure seçeneğine tıklıyoruz. Burada parça üzerinden alabileceğiniz ölçüm çeşitleri bulunmakta. İşte merkez deplasmanı, hızı, ivmesi gibi farklı ölçüm çeşitleri bulunmakta. Ben şu an için merkez pozisyonuyla ilgileniyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Component olarak Y ekseninde hareket ettiğini biliyorum. Y'yi seçmem benim için uygun olacaktır. Create a strip chart dediği eğer bu seçiliyse onayladıktan hemen sonra şu anki arayüzüme bir ölçüm ekranı çıkacaktır. Bu ölçüm ekranı da simülasyonda aynı şekilde oluşturulup post prosesör ekranına gerek duymadan takip edilebilecektir. Bu yüzden onaylıyorum. Bu şekilde son simülasyondaki grafiği de çizdirmiş oldu. Daha sonra bir de kuvvet için yaydan ölçüm alayım. Bunun için model ağacımda kuvvet unsurlarıma geldim. Yaya sağ tıkladım. Measure dedim. Burada karakteristik olarak deformation, force gibi unsurlar bulunmakta. Force'u seçiyorum. Ve bu şekilde gösterebilirim. Aynı zamanda simülasyon aldığınızda bunlar güncellenebilir. Bir simülasyon alıp güncellendiğini görelim. Tıkladık bu şekilde. Bu sefer simülasyonumuzun süresi 2 saniye değil, 1 saniye olsun. Ve grafik güncellemeyi yapsın. Tıkladığında simülasyon oluştururken aynı anda grafiğin çizdirildiğini göreceksiniz. Burada simülasyonu başlattığınız zaman
otomatik olarak bu değerleri sakladığı bir last run sonuç dosyası oluşturmaktadır. Simülasyonu her güncellediğinizde bu last run sonuç dosyası da güncellenmektedir. Eğer simülasyonunuzu kaydetmek istiyorsanız burada alt kısımda bulunan butonlardan soldakine kayıt butonuna tıklayabilirsiniz. Burada isim girebiliriz. Linear Spring. Yine Türkçe karakter olmamasına özen gösteriyorum. Ayraç olarak alt tireyi kullanabilirsiniz. Tıkladım. Burada simülasyon sonuç dosyamı model ağacımda hizal sekmesinin altında bulabilirim. Linear Spring diye kaydetmiştim. Bir de Last Run bulunmakta. Şimdi 2 saniyelik bir simülasyon alırsam eğer Last Run otomatik olarak bu 2 saniyelik simülasyondur. Linear Spring ise biraz önce yaptığım 1 saniyelik simülasyondur. Farkını bu şekilde açıklayabiliriz. Bunları kapatalım şimdilik. Şimdi ise bunu post prosesör ekranında bu oluşturduğum ölçümleri tekrar inceleyelim. Post prosesör ekranına geçtim. Burada source kısmında result set değil measures'ı seçiyorum. Ve modelimin içindeki measure'lar burada otomatik olarak belirmektedir. Simülasyonda almak istediğiniz sonucu hangi sonuç dosyası üzerinden bu değerleri okumak istediğinizi seçiyorsunuz ve herhangi bir tanesine tıklayıp çizdirebilirsiniz. Burada bağımsız ekseni otomatik olarak time almaktadır. Ama siz isterseniz bu bağımsız eksenini değiştirebilirsiniz. Bunu time yerine datayı seçerek yapabilirsiniz. Burada spring yani yay kuvvetini çizdireceğiz. Neye göre? Parçanın konumuna göre olsun. Seçtiğimde burada artık bağımsız eksenim zaman değil, seçtiğim data olacaktır. Ve tekrar çizdirdiğimde bu şekilde bir grafik elde etmekteyim. Kuvvete karşılık milimetre cinsinden deplasmanı okuyabilirim. Bu tabii yaptığımız modeldeki yayımız lineer bir yay. Katılığını, sönümünü belirttiğimiz lineer davranışı olan bir yay. İstersek non-lineer yayı da Adams için de modellememiz mümkün. Bunun için dışarıdan aldığınız bir test datasını ya da farklı katalog değerlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi bu yayımızı deaktif hale getirelim. Onun yerine non-lineer yay davranışı olan bir model oluşturalım. Yayımı deaktif hale getirmek için model ağacımda yayımın üstüne geliyorum. Deactivate diyorum. Ve Object Activate'i kapatıyorum. Bunu kapattım. Hala gözüküyor. Bunu hide diyerek görüntüsünü de kaldırabilirsiniz. Şu an deaktif durumda yayım. Eğer ileride lazım olursa bunu tekrar Deactivate'den gelip Object Activate seçerek modelime ekleyebilirim. Non-linear yay kullanmak için yine bir kuvvet unsurundan yararlanacağız. Bu sefer doğrusal yay değil, uygulama kuvvetlerinden tekil kuvvetten yararlanacağız. Tekil kuvvetimi modelime eklemek için üstüne tıklıyorum. Burada oluşturulma değil, çalışma çeşitlerinin nasıl olacağını seçiyorum. Space Fixed dediğimiz ilk oluşturduğumuz kuvvet vektörü doğrultusunda hiçbir şekilde değişmeden devam eden şeklinde bir kuvvet oluşturacaktır. Body Moving'i seçersek uyguladığı body'ye yani parçaya ilk açısı neyse parça dönse bile o açıyı koruyacak şekilde devam edecektir. Two Bodies'i seçersek iki parça arasında sürekli aradaki kuvveti oluşturarak bir kuvvet oluşturacaktır. O yüzden Two Bodies'i seçiyorum. Neden? Çünkü benim bir parçam var. Bir ground'la sürekli olarak kuvvet oluşturmasını istiyorum. Yayda olduğu gibi.
Bu yüzden TubeBuddies'i seçmem doğru olacaktır. Burada karakteristiğini istersek sabit bir değer olarak belirleyebiliriz. İstersek katılık ve sönüm oranı belirleyerek yay gibi de modelleyebiliriz. Nonlinear bir yay için data aktarıp yapacağımdan bunu sabit bir değermiş gibi yapabilirim. Burada yapmanız gereken şey size TubeBuddy Two Location seçeneğiyle kuvveti inşa etmenizi istiyor. İnşa edelim. İlk parçamı seçiyorum. Part 2, Select Action, Body. Yine sol alttan takip edebilirsiniz. Ground'u seçiyorum. Yani zeminimi. Select Reaction Body. Sonra geliyorum. Parçamın üzerindeki Mask Marker'ını seçiyorum. Center of Mass Marker'ını. Ve aynı şekilde yayı kurmak için kullandığım Marker'ı seçebilirim. Bu şekilde bir kuvvet oluşturdu. Bu kuvveti isterseniz istediğiniz büyüklükte yapıp tekil bir kuvvetmiş gibi kullanabilirsiniz. Ya da biraz sonra yapacağımız gibi data aktarıp bu datayı ona profil olarak verip nonlinear bir yay olarak da kullanabilirsiniz. Data aktarmaktan bahsetmişken Adams için de bu datayı kullanabiliriz, kurabiliriz. İki şekilde de bunu gerçekleştirebileceğimiz için iki yolunu da göstereceğim. Şimdi Adams için de bir spline yani data oluşturmak için element kısmına tıklıyorum. Ve buradaki data elements'ten spline'ı seçiyorum. Karşımıza böyle bir ekran çıkacak. İsmi bu. Şu anki değerler bu. Diyelim ki sizin test datasından elde ettiğiniz bir veri var. Bunu açayım. Böyle bir veri Excel'de bulunuyor olarak bakabiliriz. Buradaki veriyi buraya isterseniz elle de girebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde kopyala, yapıştır komutlarıyla da aktarabilirsiniz. Şimdi bu datayı aktarmış oldum. Bu data nasıl bir data? Ondan bahsedeyim. Yayın uzunluğuna göre uyguladığı kuvveti bize veriyor. Bunu test datası olarak alıp modelinize aktarmak isteyebilirsiniz. Nasıl bir eğri olduğunu görmek için VBS kısmında Tabular Data View pilotu seçerek oluşturacağı eğriyi görebilirsiniz. Zaten burada onaylıyorum. Bunu Adams içinden oluşturmuş oldum. Ya da TXT dosyası üzerinden aynı datayı bu şekilde elde etmiş olabilirsiniz. Bunu da Adams içerisinde import ederek modellemenize katabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Üst kısımda File kısmına geliyorum ve Import seçeneğine tıklıyorum. Burada import edeceğim yani içe aktaracağım dosya tipini test datasına getiriyorum. Bu aktaracağım test datasıyla spline mı, measure mı oluşturacağımı karar veriyorum. Spline'ı seçiyorum. File to read kısmına çift tıklarsanız sizden bir dosya seçmenizi isteyecek. Burada Spring Data TXT dosyası benim için uygundur. Burada bağımsız değişkenin sütunundan bahsediyor. Yani bağımsız değişkenin hangi sütunda olduğundan bahsediyor. İlk sütun bağımsız değişkenimizi oluşturacak. Bunu işaretlememe gerek yok çünkü dosya içinde bir isim yok. Model Name kısmında ise çift tıklayıp aktaracağınız modeli seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde seçtim. Onayladığım zaman datamı Adams ortamına aktarmış oldum. Bunu model ağacından element kısmını genişleterek, data elementi genişleterek gözlemleyebilirsiniz. Spline bir ilk oluşturduğum dataydı. Kopyala yapıştırla. Spline 2 de import ettiğim data. Şimdi bu test değerlerini kuvvetimizin içine bir profil olarak, büyüklük profili olarak girmeyi göstereceğim. Bunun için kuvvet unsurlarının içindeki S-Force'a geliyorum ve sağ tıklıyorum. Modify diyorum. Siz S-Force'u oluşturduğunuzda
sabit bir değer olarak belirtmiştik biz ve bir değer yazmamıştık. O yüzden otomatik olarak buraya bir değer yazmış bulunmakta, 190 gibi. Bunu değiştireceğim. Değiştirirken de fonksiyon yazacağım. Bu yüzden sağdaki 3 noktaya tıklayarak fonksiyon oluşturma ekranına geçebilirim. Burada bunu siliyorum. Fonksiyonlar arasında spline fonksiyonlarını buluyorum. Çünkü aktardığım spline'ı büyüklük profili olarak kuvvetime vermek istiyorum. Burada sıklıkla kullanılan Akima Fitting metodu biz de kullanacağız. Assist diyorum ve yardımcı fonksiyon oluşturmak için yardımcı ekranı açıyorum. Şimdi burada bağımsız değişkenimin ne olduğunu sormakta bana. Bağımsız değişkenim şu şekilde önce göstereyim. Buradaki iki nokta arasındaki mesafe olacaktır. Bunun sebebi de yayın ilk boyu ve yayın değiştiği boyda nasıl bir kuvvet uygulayacağını modellemek istiyorum. Bu yüzden oluşturduğum iki markerın arasındaki mesafe benim için uygun olacaktır. Tekrar aynı ekrana gelelim. Bu yüzden bunu belirtecek bir fonksiyon yazmam gerekiyor buraya. DM yazıyorum ve bu iki markerın ismini yazacağım. DM Displacement Magnitude dediğimiz iki marker arasındaki mesafeyi belirten fonksiyon Adams için de kullanılabilecek. Daha sonra bu kuvvetin ilgili markerlarını bulmam lazım. Burada ilk kullandığım markerları da yapabilirim. Ya da Adams için de herhangi bir unsur oluşturduğumuzda ona aidiyet markerı atanmakta. Bunu öğrenip bunları da yazabilirim. Aidiyet markerlarını öğrenmek için S-Force'a geliyorum. Sağ tıklıyorum ve info'ya basıyorum. Burada I ve J markerları görünmektedir. Marker 8 ve marker 9. Gelip buraya marker 8 virgül marker 9 yazdığımda otomatik olarak marker 8 ve marker 9 arasındaki mesafenin büyüklüğünü alacaktır. Oluşturduğum modelde ikinci bir bağımsız değişkenim yok. O yüzden burayı boş bırakıyorum. Burada spline name kısmında kullanmak istediğiniz spline'ın ismini yazmanız gerekiyor. Çift tıkladığınızda sizi browser'a atacak ve istediğiniz spline'ı seçmenizi sağlayacaktır. İkisi de aynı. Herhangi birini seçmem yeterli olacaktır. Derivative order'da sizin kullandığınız independent variable'ın kaçıncı derece türev olduğunu göstermektedir. Yani deplasman olduğu için bunu sıfır olarak girebiliriz. Ya da şöyle de bahsedebiliriz. Eğer sadece burada bağımsız değişken olarak atayacağınız değerle işlem yapacaksanız bunu sıfır seçebilirsiniz. Genel olarak da sıfır seçiliyor zaten. Onaylıyorum. Onayladığımda fonksiyonu otomatik olarak sinteksine uygun bir şekilde oluşturmuş durumda. Burada fonksiyon ekranından çıkmadan önce verify diyorum ve sinteksimin doğru olduğu uyarısını alıyorum. Onaylıyorum. Tekrar onaylıyorum. Ve artık nonlinear yayımın datasını Adams ortamına aktardım. Bununla alakalı simülasyon alabilirim. Simülasyon sekmesine tıklıyorum. Simülasyon oluşturmaya geliyorum. Başlattığımda hata vermiş. Muhtemelen yönünü yanlış belirledik. Bunun yönünü değiştirmek için geliyorum. S4 ski'ye tıklıyorum. Modify'dan. Başına eksi koyduğumda yönünü ters algılayıp çalışacaktır. Bu şekilde çalıştırmış olduk nonlinear yayı. Bununla alakalı kayıt almadan önce yine ölçüm oluşturmak istiyorum. Buradaki S-Force'un kuvvetinin büyüklüğünü görmem lazım. Buna sağ tıklıyorum ve Measure seçeneğine geliyorum. Yine aynı şekilde yayda yaptığım gibi karakteristiği force'a getiriyorum.
Component'ı magnitude olarak alabilirim ve onaylıyorum. Bu şekilde ölçümümü oluşturdu. Simülasyonu aldığımda bu ölçümü oluşturacaktır. Ve artık modellememde değişiklik yaptığım için ve yeni bir ölçüm aldığım için bunu kaydetmek istiyorum. Yine alt paneldeki soldaki kayıt butonuna basarak kaydedebilirim. Bu sefer nonlinear spring olarak kaydedeyim dosyayı. Kapatıyorum ve post-prosesör ekranına geçip grafikleri inceleyeceğim. Şimdi post-prosesör ekranına geçtiğimizde burada simülasyon kayıtları mevcut. Last run dediğimiz otomatik olarak son kaydedilen simülasyon. Linear spring ve non-linear spring benim belli aralıklarla kaydettiğim simülasyonlar. Bunları kıyaslamak istiyorum. Burada source kısmını measures'a getiriyorum. Ve ilk olarak linear spring'de spring yay kuvvetini çizdiriyorum. Bu şekilde. İkinci olarak non-linear spring'de S-force üzerinden aldığım, yani tekil kuvvet üzerinden aldığım kuvvet büyüklüğünü çizdiriyorum. Yönden dolayı muhtemelen bir farklılık oluştu. Ama bu şekilde farklı iki tane grafiği inceleyebilirsiniz. Böyle yaparak. Benim bu web sitelerinde anlatacaklarım bu kadar. Şu an ekran paylaşımını kapatacağım ve sizin chatten yönelttiğiniz soruları inceleyeceğiz.